Merhabalar, Nuru Şahötemiz Sonsuz. Herkese selamlar, saygılar. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazın, şifanıza vesile olayım. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazın dostlar. Haydi. Bakalım kimler ne yazdı. Nimet Akyıldız Vural, Nimet Hanım, kızınızın şifasına vesile oluyorum. Bir arkadaşımız yazmış, internetteki videolarınızı izliyorum. Şifa olur mu? Arkadaşlar, zaten şu an internetten videoları yayınlıyoruz. Şunu söylemek istemiş, geçmiş videoları elbette hani anda izlemeye gerek yok. Geçmiş isterse 10 yıl önceki videomu dinleyin. Oradaki uygulamaları yapın. Şifanız gerçekleşiyor. Sözün bittiği yer hocam demiş. Allah razı olsun. Refik hocam kilo için lütfen demiş. Pek çok insanın sorunu. Kilo, kilo, kilo. Kaç kilo? Sağ tarafta nohut tanesi. Ayak kemik çıkıntıları var. Arkadaşlar kilo problemi için evet metodumuz var ama valla bence benim metodu boş verin. Spor yapın. Sabah ben de spor yapacağım. Yalnız değilsiniz. Sabah akşam spor yapın. Dırın 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 dırın. Paranoyaklık için bir çözüm lütfen demiş. Arkadaşlar hepsinin için çözüm var. Eğitimlerde oğlumda kamburluk var. Kızımın burnunda kıkırdak var. Oğlum epilepsi nöbeti geçiriyor. Şifanıza vesile oldum. Oğlunuzun da, bizi izleyen herkesin de şifasına vesile oldum. Alacaklar için, alacaklarımızı almak için, rahatlıkla almak için demiş. Diş sıkması. Allah razısı için oğlumda kamburluk.
Eşimin safra kesesinde taş ve çamur var. Torunum 3 yaşında. Kokuları çok hassas. Ayaklarım hissiz. Saçlarım kabarık, aşırı elektrikleniyor. Oğlumda sınav kaygısı var. Sınav öncesi aşırı terleme, kaygı, uyuyamama, başaramama korkusu. Bir arkadaşımız yazmış, ben yürüyüşe çıkınca kulaklıkla dinliyorum tüm videolarınızı. Sizin de videolarınızı dinleyenler çok olsun. Haydi bakalım. Muhteşemsiniz hocam. Daima var olun. Allah razı olsun. Hepimiz daima sağlıkla, sıhhat, afiyet, mutluluk, neşeyle var olalım. Gülelim, eğlenelim, kam alalım dünyadan. Mai teslim içelim, çeşme-i nefeydadan. Görelim ab-ı hayat aktığı ejderhadan. Hocam, sağ göğüste kitle var. Kemoterapi alıyorum. Aciliyet. İşte aciliyet sırası bu arkadaşlar. Allah korusun, kemoterapi alıyor. Sağ göğüste kitle var. Yani. Haydi bakalım. Kendinizi göstermeyin. Hayırlı akşamlar. Kendinizi göstermeyin lütfen. Tamam. Nuruşah ötemiz sonsuz olsun. Lütfen söyleyin nedir durum, ne çalışacağız? Sağ tarafımda kilitlem var. Anlatın biraz. Sağ göğsümde bir kilitlem var, nohut tanesi. Neden konuşmak istemiyorsunuz? Pardon, hayır, yankı yapıyor da o yüzden Tamam, anlatın. sesinizi alamadım. Anlatın biraz. Hastalığınız nedir? Neyiniz var? Şu an kemoterapi alıyorum. Ve kemoterapi almadan önce sağ göğsümde bir kilitle vardı. Kestane büyüklüğünde, şu an nohut tanesi kadar büyüklüğünde, küçülmüş hali. Ve halen kemoterapi alıyorum. Bu kadar. Siz ne istiyorsunuz peki? Şifa istiyorum sizden. Şifayı Yani veren yok olsun, tamam. Tamamen yok olsun diye. kim? Allah. O zaman bizden şifa istemeyin. Bizden şifaya vesile olmamızı isteyin. Vesile olmanızı istiyorum, evet. Peki siz bizi ne zamandan beri tanıyorsunuz? Sizi 2 haftadır takip ediyorum. Bir abladan tavsiye etti bu sayfayı takip etmemi ve oradan sizi takip ediyorum. Daha önce peki bizi takip etmeden önce yine bilinçaltı ile ilgili başka birilerini takip ediyor muydunuz? Evet. Ne oldu onları takip edince? Seanslar yaptım. Birkaç tane. Ama sizinkisi biraz daha derin yani. Biz kimseye seans yapmıyoruz. Bizde seans yapmak yok. Biz doktor değiliz. Biz sadece... Yok yok, seans değil yani, sizi tavsiye ettiler bu kilitle için. Dedim bir de sizi hani deneyelim değil de yani belki daha
derin bir şeyler yok edebilirim kendimde. Tamam. Siz Almanya'da mısınız? Evet. Tamam. Ona kitle diyoruz, kilitle demiyoruz. Göğsünüzdeki kitle, şimdi dokunun, nohut kadar mı, ne kadar? Evet, nohut kadar. Peki bizi duyduğunuzda, dinlediğinizde bize karşı ön yargılarınız var mıydı? Yok. Çünkü Hiçbir ön yargım yoktu. hani yeteri kadar size inanamadım da o yüzden. Hani aslında sizinle çalışmak da istemiyorum. Hiçbir ön yargım yoktu. Hayır. Peki. Kapatın gözünüzü. Kapattım. Benim adım ne? Refik Korkmaz. Haydi. Şunu söyleyin. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Bunu Refik 36 Korkma. defa, 36 defa bunu söyleyin sesli biçimde. Ekran başındaki bütün dostlar, sizler de aynı şekilde devam edin. Başlayın. Tamam. Bir daha tekrarlar mısınız kendinizi? Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. 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 Refik Korkmaz eğitimleri dünyaya büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünyaya büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediyedir. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünyaya büyük bir dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünyaya büyük için Kardeşiniz bir için hediye. Refik Korkmaz şifa vesile eğitimleri dünya oldu. için büyük bir hediye. Refik İnşallah Korkmaz şifa bulur. eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünyaya büyük bir için hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünyaya büyük bir dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünyaya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya 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 için büyük bir hediye. 36 oldu mu? Evet. Tamam. Açın gözünüzü. Açtım. Lütfen şimdi kontrol ediniz. Buğday tanesi Yani kadar büyük. küçülme yüzde kaç? %80. Diyebilirim. Yani Evet. memnun kalmadınız mı? Memnun kaldım. Tabii ki memnun kaldım. Allah razı olsun. Kapatın gözünüzü. Kapattım. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Bunu lütfen 36 defa yeniden söyleyin. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye.
Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için büyük bir hediye. Dünya için büyük bir hediye. Okudum hocam. Tamam. Lütfen bir dakika bekleyiniz. Bir dakika. Anlamadım. Bir dakika bekleyin. Bekleyin. Lütfen şimdi gözünüzü açın. Göğsünüzdeki kitleye bakın. Pirinç tanesi yayılmış, yani düz. Yani yuvarlak da değil artık. Düz. Tamam. Yani ama pirinç tanesi kadar. Gözünüz ince. Çok küçüldü yani. Gözünüz evet. Kapalı. Anlamadım. Gözünüzü kapatın. Tamam. Ayakta mısınız, oturuyor musunuz? Oturuyorum. Lütfen ayağa kalkın. Ayağa kalktınız mı? Evet. Öylece gözünüzü kapatın ve bekleyin. Elhamdülillah. Şükür şükür. Lütfen öylece bekleyin. Esnemek demek, şifa gerçekleşiyor demek. Ah, bu nasıl bir şifa? Ay.
Bir dakika. Sizin isminiz ne? Funda. Bir daha söyleyeyim. Funda. Funda Hanım, gözünüzü açın. Evet. Elhamdülillah. Lütfen gidin mutfağa, bir bardak su, bir bardak su doldurun. Yanımda da su var. Onu da içebilir miyim? İçmeyin. Ya da Yanınızda bardak mı? evet. Tamam. Alın onu mutfağa. Mutfakta mısınız? Neredesiniz? Yok, odadayım şu an. Tamam. Lütfen bardağı alın, mutfağa gidin. Mutfağa gittiniz mi? Tamam. İçine bir yemek kaşığı koyun. Bardağı, su dolu bardağın içine bir yemek kaşığı koyun. Yemek kaşığı. Evet. Tamam. Metal. Ve onu bardağın dibine 4 defa vurun. 4 defa tık 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 bardağın dibine vurun. Tamam. Bardağın içinde su var mı? Evet. Tamam. Şimdi hem bardak, kaşık bardağın içinde kalsın. Tamam. Şimdi onu lavaboya dökün. Kaşık da lavaboya düşsün, su da lavaboya dökülsün. Tamam. Geçmiş olsun. Açın. Şimdi bakın bakalım durum nedir. Göğsünüze bakın lütfen. Yani tamamen elime şimdi nasıl desem size yatışmış komple yani. Yani elime gelmiyor. Anlatabiliyor muyum size? Anlatamıyorsunuz Hani yani. tamamen düz. Tamamen düz. Yani Yani tamam. sadece üstten böyle gezdiğim zaman bir şeyler var yani. Tamam düzleşti. Yani Yani %100 yok oldu mu? evet Bu kadar. diyebilirim. Onu siz emin olmak için o bardağı yeniden suyla doldurun. Yeniden suda mutfağa gitmem gerekiyor. Tekrar su. Su doldurun. Ve 3 tane yemek kaşığı alın. 3 yemek kaşığını 4 defa bardağın dibine vurun. Bardağın dibine. 3 tane kaşığı birden, evet. Tamam. Yeniden vurun, 4 defa duyalım. Tamam. Şimdi 2 karış yukarıdan bardağı ters çevirin. Sular lavaboya dökülsün. Kaşıklar da lavaboya düşsün. 2 karış yukarıdan. Anladım. Tamam, döktüm hocam. Tamam. Geçmiş olsun. Şimdi kontrol edin göğsünüzü. Yok oldu. Lütfen şimdi söyler misiniz? Göğsünüzdeki o kanserli kitle ne oldu? Tamamen düz oldu. Yani Tamamen komple düz. Yani kilitli elime gelmiyor. yok oldu. Doğru mu? Evet, tamamen yok oldu. Peki Dümdüz oldu.
10 dakika önce sizinle konuşmaya başladığımızda ne kadar büyüktü o? Ben size nohut tanesi demiştim. Yani nohut tanesini belki nohutu karıştırabilirsiniz. Parmağınızla, hani işaret parmağınızın ne kadar büyüktü o? İşaret parmağımın yani ucu kadardı Tamam, bir nohut. bilsem. Tamam, bir nohut kadar. Evet. Ucu derken nasıl ucu yani, o kırılan yer mi? Kırılan yerde biraz üst tarafı. Tamam, nohut kadardı. Aslında bir nohut tanesi, evet, bir Tamam. nohut tan yani nohut tanesi kadar. Nohut tanesi kadardı o kanserli kitle ve şimdi tamamen yok oldu. Doğru mu? Evet. Doğru. Ne zamandan beri siz bu hastalıkla iç içeydiniz? Bu hastalık Ocak ayından beri 2020, evet. Şu an halen kemoterapi görüyorum. Yani haftalık kemoterapideyim. Tamam. Artık inşallah yarın doktorunuza gittiğinizde gidin gösterin, baksın. Tamamen kurtuldunuz ondan. Bu kadar kolay. Allah razı olsun hocam. Cümlemizden. Peki siz bunların bu kadar kolay olduğunu tahmin edebiliyor muydunuz? Tahmin edebiliyordum çünkü ben sizin yani eğitim görenlerden eğitim almak istiyorum zaten. İnşallah pazartesi günü eğitim alacağım. Ana Siz hangi şehirdesiniz? bilinçaltı dili. Anlamadım. Hangi şehirdesiniz? Almanya'nın neresinde? Almanya'da. Stuttgart bölgesindeyim. Stuttgart. Tamam. Almanya'ya, Stuttgart'a selamlar. Nuruşah Ötemiz sonsuz. Aleykümselam. Nuruşah ötemi sonsuz hocam. Haydi güle güle uğurlar olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Cümlemizden. İşte arkadaşlar, sizler de bunları yapmak isteyebilirsiniz. Hem kendi şifanıza vesile olmak isteyebilirsiniz, hem de dünyada herkesin şifasına vesile olabilirsiniz. İşte bu kadar arkadaşlar. Kanserli kitle dakikalar içerisinde yok oluyor, hem de arada tam 3000 kilometre mesafe var. 3 kilometre desek, şöyle normal yürürseniz 3 kilometreyi 10 dakikada gidersiniz. 10 dakika. 3000 kilometreyi 10.000 dakika. 10.006'ya böl. Onu siz hesaplayın. İşte o kadar. Hesaplayalım ya. Öyle yok. Yok öyle ya ama. 10.000. 10.000 bölü 6. Yani kaç? Ne bileyim ne kadar işte. Günlerce. Yani buradan valla Almanya'ya, Stuttgart'a yürümeye çalışsanız işte siz düşünün aylar herhalde 2-3 ay sürer. Ne 2-3 ay yürüdüğün için? Hadi 4 ay sürsün. Yürüyüş 4 aylık yürüyüş mesafesindeki bir arkadaşımızın kanserli kitlesinin yok olmasına vesile oluruz. Yani olay bu kadar basit. Hala valla bizim eğitimi almayanın iki şeyi yoktur. Ya parası yoktur, ya
Hani işte yoktur yani. Hepinize selamlar, saygılar, nuru şahvetiniz sonsuz.